arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel patik çalışmasını yapacağız. Patik çalışmamız için iki rengimizi kullandım. Pembemizi ve beyazımızı pembemizle zeminimizi örerek başlıyoruz. Belirli sayıda ve sırada artışlarımızı yaptıktan sonra üstteki beyaz bölümümüzü örüyoruz. Daha sonra tekrar pembe bölümümüzü ördükten sonra patiğimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle önünde de göreceğimiz gibi bakınız çok hoş kesme işlemlerini yapıp patiğimizi şeklini veriyoruz ve en son bağcığımız ve ucundaki minik çiçeklerimizi de tamamlayarak patiğimizi bitiriyoruz evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin 3 numaralı şişimi kullanmaktayım İpimize göre şişlerimizi ayarlayalım. Eğer ipimiz birazcık daha kalınsa 3,5 numarayı da tercih edebilirsiniz. Hemen İlmeklerimi almaya başlıyorum. Toplamda 35 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Dilediğiniz şekilde ilmeklerimizi toparlayabilirsiniz. Hangi alışkanlığımız varsa bakınız. Toplamda 35 tane ilmeğimiz olsun. 35 ilmeğimi toparlayarak geldim ve şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve örmeye başlıyorum haroşa olarak örüyoruz haroşamızı tersten ya da düzden nasıl alıyorsanız o şekilde örerek devam ettirelim İlk ilmeğimi şu şekilde bakınız ilk ilmeğimi örüyorum başlangıçta olduğu için Bakınız sıranın ilk sıramız olduğu için ilk ilmeğimi düz örerek aldım ve diğer ilmeklerimi de düz olarak alıyorum. Sıra başına kadar herhangi bir işlem yapmadan ilerliyorum. Bir de haroşamızı ördükten sonra 35 ilmeğimizin 17 sol tarafta, 17 sağ tarafta ayırdım. 34. Ortada bir tane ilmeğimize işaret koydum. 35 tane ilmeğimiz bu şekilde ayarlanmış oldu. Ortadaki ayıracımın sağından ve solundan hemen artışlarımızı yapıyoruz. Bakınız, tam buraya geldiğimiz zaman gizli artış halinde bu ilmeğimizin bir sağından, bir solundan artışımızı yapıyoruz. Aynı zamanda topuk kısmının rahat dönebilmesi için iki sırada yani sadece iki artışta yanlardan yapacağız. Sıramızın birinde sadece düz yönden artışımızı yapıyoruz. Ters yönden gelirken öreceğiz. Daha sonraki sıramızda yeniden birer tane artışla yapacağız. Kenar artışlarımızı iki sırada tamamlamış olacağız. Ama ortadaki artışımız büyütene kadar devam edecek. Evet, şimdi birinci ilmeği boş alıyorum ve ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra artışımı hemen bu sırada yapıyorum. Şu şekilde bir tane gizli artış için ilmeğimi takıyorum ve bütün ilmeklerimi işaret kadar haroşa olacak şekilde her iki yönden düz olarak örüyorum. Ortaya doğru geliyorum işaretimi taktığım yere kadar geldim. Şu anda burada 18 tane ilmeğimiz oldu artışımızla birlikte. Bakınız kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18. 17 idi. Bir artışımızı yapmıştık. Bu tarafta ise halen 17. Şimdi bir ayıracığımızın kenarına hemen bir tane artışım için ilmeğimi takıyorum şişime ve buradaki işaretimi örüyorum. ilmeğimi ördükten sonra hemen soluna da bir tane gizli artışımı yapıyorum ve diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son iki tane ilmek kalana kadar haroşamı örüyorum düz bir şekilde. Tersten alıyorsanız tabii ki ters olarak örelim. Son iki ilmeğimize kadar ilerleyelim. Son iki ilmeğime gelince tekrar bir tane daha gizli artışımı yapıyorum. Son iki ilmeğimi de örüyorum. Ve bu şekilde artışlarımızı yaptık. Artışlarımızı sağdan bir tane soldan bir tane ve ortadan ilmeğimizin kenarından hem sağdan hem solundan olmak üzere iki tane yaptık yani bu sırada toplamda dört tane artış yaptık arkasını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum sadece bakınız artmış olduğum ilmeğimi yine aynı şekilde düz olarak örüyorum ve bu sıramızı örerek tamamlayalım sıramızı tamamladık tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz yine bu sıramızda da iki tane ilmeğimizi ördükten sonra bir tane artışımızı yapıyoruz ortadaki ilmeğimizin bir tanenin kenarından artışımızı yapmıştık bu sıramızda ise Bakınız üç tane ilmeğimizin sağından ve solundan artışımızı yapacağız. Birimizi artışlarla 3 yaptık. 3'ün kenarından 1 3 5 7 9 diye ilerleyecek burası. Ve en son yine 2 ilmeğimiz kala bir artışımızı yapıyoruz ve bu sıramızda artışlarımızı, kenar artışlarımızı yaptıktan sonra bir daha kenarımızda artış yapmıyoruz. 2 tane ilmeğimi ördüm. Yine bir tane şişime gizli artışımı yapıyorum ve ortadaki ilmeklerime kadar dümdüz örerek ilerliyorum. Evet ortadaki bakınız bir önceki artış yaptığım ilmeğin hemen yanına bir tane artışımı yapıyorum ve aradaki ilmeklerimi örüyorum 1 2 ve 3 Bakınız bir önceki artış yaptığımız ilmeğimiz hemen onun yanına bir tane ilmeğimi artırıyorum ve son iki ilmek kalana kadar dümdüz örerek ilerliyorum Son iki ilmeğimize kadar örerek geldim. Bir tane gizli artışımı yapıyorum. Hemen ilmeklerimizi de örerek tamamlayalım. Şöyle şişimi bıraktım. İki ilmeğimi de ördüm. Yeniden arka yöndeyim. Arka yöne geçince bütün ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Evet orta artışımızı şu şekilde yapıyoruz. Bakınız bir tane 3 oldu. 5 7 9 ve 11 şeklinde artarak çıktık. Yani düz yönde artırıyoruz. Arkadan herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bir sonraki sırada artışımızı yapıyoruz. Bakınız 3 olan aradaki ilmeğimiz 5'e çıkıyor. Daha sonraki sıramızı tersten ördükten ve yeniden düz sıramıza başladığımız zaman 7 daha sonra yeniden tersten örüp düz örgümüzde 9 ve 11 olarak tamamlayalım. Kenarda sadece iki sıramızda artışımızı sizlerle birlikte yapmıştık zaten. Şöyle bakalım bakınız 1 ve 2 arttık 1 ve 2 arttık. Toplamda aradaki ilmeğimiz 11 tane olana kadar haroşalarımızı örmeye devam edelim. Düz yönden artalım ters yönden sadece düz bir şekilde örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve devam ediyorum bakınız dümdüz örüyorum dümdüz örelim haroşalarımızı artış yerimize kadar gelelim ve bakalım bakınız bir önceki yerde artmış olduğum bölüm bakın şu ilmeğimiz yoktu çıktı şöyle görelim bakınız 1 3 ve 5 5 tane ilmeğimiz oldu hemen düz yön olduğum için bir tane artışımı takıyorum Dilerseniz şu şekilde bükerek de takabilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse aradaki ilmeklerimi örüyorum artışımı yaptıktan sonra 2 3 4 ve 5 ve yeniden bir tane artışımı yapıyorum ve devam ediyorum bu sıramızda toplamda aradaki ilmeğimiz 11 olana kadar artışımızı yapalım ve dişlerimizi büyütelim 6 diş haroşamızı ördüm 1 2 3 4 5 6 şu an 49 tane ilmeğimiz burada Ve ipimi alıyorum ve örmeye başlıyorum birinci ilmeğimi alıyorum şöyle ve herhangi bir şekilde artmaya da eksilme yapmadan ilerliyorum. Düz bir şekilde haroşalarımızı örelim. Evet, 6 diş haroşamızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, ve ayraçlarımı taktım. Bakınız 15 sol tarafa, 15 sağ tarafa ayraçımı taktım. Ortada 19 tane ilmeğim kaldı. Şimdi sağ taraftan başlayarak dümdüz örerek geliyorum. İşaretimin olduğu yere kadar 15 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. birer birer örelim. Haroşa örgünüz hangi yönde ise o yöne göre örerek ilerleyelim. Evet tam 15 tane ilmeğimi ördüm. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 15. Şimdi aradaki mavi aracıma kadar olan yerdeki ilmeklerimi ikişer ikişer alıyorum. Yine düz örerek kesiyorum. İkisini alıyorum. Kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ve devam ediyorum. Bu esnada düz örüyorum ve ilerliyorum. Her ikisini alıyorum ve kesiyorum. Şu masama takıldığı için çok rahat çalışamıyorum. Düz. İkisini alıyorum ve kesiyorum İki ilmeğimi Alarak kesiyorum Son bir tane ilmeğim kaldı Onu da işaret koyduğum yerle kesiyorum Bununla birlikte Bakınız 15 tane ilmeğimiz olacak Bunu bir diye sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10 12 ve 15 bakın. Bu şekilde başa kadar örerek ilerleyelim. Ortada şöyle görelim. Ortadaki ikişer ikişer aldım ve kestim. Buradaki ilmek sayımız azaldı. Şimdi başa kadar düz bir şekilde örelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Ön yüzden örmüştüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yeniden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve ikinci ilmeğimi örmeye başlıyorum. Buradaki 15 ilmeğimizi örelim. Kestiğimiz ilmeklerimize kadar ilerleyelim. Kestiğim ilmeklerime kadar geldim. 2 4 6 8 10 ve 15 tane ilmeğimi ördüm bu şekilde. Şimdi düz örüyorum ve bir sonraki ilmeğimi örüyorum öndeki ilmeğimin içinden geçirerek kesiyorum takıyorum Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz her ikisini aynı anda alıyorum diğer ilmeğime takıyorum biraz önceki kesmiş olduğumuz ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz bakın takıyorum kesme işlemini yapıyorum takıyorum kesiyorum ve yeniden takıyorum şişime kesiyorum yeniden şişime takıyorum ve şuradaki burun kısmını toparlamış oluyorum sayalım 2 4 6 8 10 12 14 14 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane şöyle bu kısmı kesmeden düz bir şekilde örelim. Burayı kontrol edelim. Toplamda 15 olacak. Şöylece kesmeden ilerliyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. Hemen düz bir şekilde başa doğru örerek ilerleyelim. patiğimizin burun kısmını bu şekilde tamamladık. Önünün açık kısmı oluştu. Başa doğru ilerliyorum. Evet şöyle görelim. Bakınız patiğimizin ön kısmını şöyle oluşturduk. Şimdi ayraçlarımızı çıkaralım. Yeni rengimize geçelim. 1 2 3 4 5 6 ve şu kısımla birlikte 7 tane oldu kenarlarımızda haroşamız ortada burun kısmımızı keserek toparladık 15 sağ tarafta 15 sol tarafta 30 tane ilmeğimiz var şimdi e, pembe rengimizi takalım ve pembe rengimizde buradaki kapamış olduğumuz boşluğa yeni ilmeklerimizi alarak yine sayımızı 35'i e çıkaralım 5 tane ilmeğimizi artıralım hemen pembe ipimi alıyorum pembe ipimle örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. 15 ilmeğimi hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Modelimiz çok çok kolay bir model. 15'in tamamını ördüm 15 ilmeğimi de örüyorum Evet şimdi 5 tane ilmeğimizi artıralım. 1 2 3 4 ve 5. Başlangıçta da 35'ti. Yine 35 ilmek sayısına ulaştım. 5 ilmeğimi aldım ve diğer taraftan devam ediyorum. Dümdüz birer birer örüyorum. Başa kadar gelelim. 1 2 3. 3 diş ördükten sonra bağcığımızı takma yerimizi ayarlayalım ve o zamana kadar buradaki 3 dişimizi örelim. 3 diş sıramızı ördük. Şimdi e, bağcık yerlerimizi ayarlamak için hazırız. Hemen ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. 1 tane şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum. İkisini kesiyorum. 1 artıyorum. 2 kesiyorum. Bir artıyorum. 2 kesiyorum. Bir şişimin üzerine alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Alıyorum. Her ikisini kesiyorum. Ve bu şekilde bağcık yerlerimizi sıramızın sonuna kadar örerek tamamlıyoruz. Bakınız artıyorum. İkisini alıyorum. Artıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sona doğru geldim. Artışımı yapıyorum. 2 ilmeğimi alıyorum. Son ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde bakınız. Artışlarımızı yaptık ve kesmelerimizi aynı anda örgümün yönünü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. Düz örüyorum. Artmış olduğum ilmeği kaçırmadan hemen düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi artım ilmeğimi. Hepsini önce ördüm, sonra artışımı yaptım. Önce ördüğüm ilmeğim, sonra artışımı yaptığım ilmeğimi örüyorum. Önce ördüm, artışını yaptım. Bakın şişin diğer tarafından şöyle altından giriyorum, diğer tarafından örüyorum. Evet, bu şekilde başa kadar gelelim. Bakınız gözeneklerimiz güzel bir şekilde tamamlandı ve üzerine 1 2 3 diş haroşamızı örelim. 3. dişimizi ördükten sonra kesme işlemimizi yapalım. 3 diş haroşamızı da ördükten sonra kesme işlemimizi yapalım ve patiğimizi yavaş yavaş tamamlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız. Dilerseniz şu şekilde örmüş olduğumuz ilmeği takarak her iki ilmeği örerek de kesebiliriz. Hangisi sizin için daha rahat olursa o şekilde kesme işlemimizi tamamlayalım. Bir patiğimizi dikelim. Bakınız şu şekilde kesme işlemimizi devam ettiriyoruz. Her iki ilmeği alıyorum. Kestiğimi takıyorum. Bir sonraki örülmemiş ilmeğimle örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi bu şekilde tamamlıyorum. Kesme işlemimizi en son ilmeğimize kadar yaptım ve bir tane zincir çeker gibi ilmeğimi alıyorum, içinden geçiriyorum ve dikiş ipi olacak şekilde biraz uzun keselim. Ve ilmeğimizi sıkıştıralım. Evet şöyle dikmeden önce patiğimizi görelim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Patiğimiz şöyle hoş. Yapımı kolay. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için çok zevkli bir patik çalışması. İğnemi taktım ve karşıya batarak geçtim. Bakınız düz yönden dikiyoruz. Düz yönden dikerken şu şekilde örgümüzün arkasını görelim. Bakınız. Birer örgü şeklinde görülmekte ve iki tane bölümü var. Buğday gibi gördüğümüz dıştaki bölümlerinden alıyoruz. Bu tarafın dıştaki bölümü ve karşıdakinin dıştaki bölümü birebir eşit olarak şekilde geçiyoruz. İlk karşıdaki ilmeğimize geçtim. İtiş ilmeğimden ve bakınız benden taraftakini alıyorum. Karşı tarafında dıştakini alıyorum. Yani her iki tarafında dıştaki ilmeklerini alarak dikmeye başlıyorum. Sıradakinin karşılıklı dıştakilerini alıyorum tekrar sırası ile dışarıdan alarak örüyoruz sıradakini örüyorum sayılarımız aynı olduğu için hiç problem olmuyor bakınız her birisini hem bu yönden hem karşı yönden alarak denk bir şekilde dikiyorum ve birer katlarını alıyorum. Her ikisini almıyorum. Şu şekilde bakalım. Bakınız. Gayet güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi beyaz kısma geçiyoruz. Beyaz kısımda hafif bir pembemiz görünecek ama zaten iki renk çalıştığımız için hiç problem değil. Yine bakın. Dıştakini alıyorum. Diğer tarafın dıştaki ilmeğini alıyorum. Ve örmeye yani dikmeye başlıyorum ikinci sıradakine geçiyorum sıralarımızda hiçbir şekilde karışmamakta üçüncüye geçiyorum bakınız karşıdan da üçüncüye bu taraf bakın aldım diğer tarafı alıyorum hiçbiri aşağıda biri yukarıda olmuyor ve gayet güzel bir görüntü oluyor patiğimizin arka kısmı için devam ediyorum yine. Dilerseniz şu şekilde biraz sıkıştırabilirsiniz. Sıkıştırdığımız zaman daha bakınız toparlanabilmekte. En son beyazımı örüyorum. Ee, dikiyorum. Örmeye çok alıştığımız için Evet, şimdi tekrar pembeme geçiyorum. İlk pembemi aldım. Karşı tarafında ilk pembesini alıyorum. İlk derde genelde ilmek değiştirdiğimiz için biraz bir tar bir tarafı sıkışık olabiliyor. İkinciye geçiyorum. 3 sırası ile dikişlerimizi yapalım. Beş. ve en son Dıştakini de alıyorum. Şöyle görelim. Bakınız patiğimizin arkasını bu şekilde diktik. Gayet muntazam bir şekilde. Diğer yönden de görecek olursak bakın gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi alt kısmını da aynı şekilde şu kısımlarda dışlardan alarak dikelim. Her iki taraftan birer birer bir karşıdan bir bu taraftan alarak patiğimizin taban kısmını da dikelim patiğimizin taban kısmında Bakınız bu şekilde diktim gayet güzel ve mutazam oldu patiğimizi örmek kadar e, dikmesi de çok önemli çünkü patiğin en son durumunu gösteren nihayetinde bu dikişlerimiz Evet şimdi e, görmüş olduğumuz buradaki bağcık yerlerimiz için ben 100 tane zincirimi çektim Dilerseniz sadece e, ipimizi iki kat ederek vurabilirsiniz nasıl isterseniz kıvırma yöntemiyle şimdi ben zincirimi çektim tam 100 tane. Çektikten sonra bakınız şu şekilde takıyorum. İsterseniz çatal iğne geçirip daha seri bir şekilde örmüş olduğumuz gözlerin içerisinden geçirebilirsiniz. Şimdi içerisinden bakınız şu şekilde geçiriyorum tam ortalayarak. Bir uçtan diğer uca kadar bağcıklarımı taktım. Şimdi bağcıklarımın ucuna burada gördüğümüz çiçeklerden çalışmak istiyorum. Çiçek yapmak istemeyen arkadaşlarımız sadece bu şekilde bile fiyonkunu bağlayarak patiğimizi kullanıma hazır hale getirebilirler. Şöyle kalıbımızı giydirdiğimiz zaman hemen görelim patiğimizin son durumunu. Evet bakınız ayakta duruşunu şu şekilde görebiliriz gayet hoş duracak minik prenseslerimize çok yakışacak hemen uç kısımlarına görmüş olduğumuz çiçeklerimizle çalışalım bir tanesini birlikte çalışalım zincirimizin hemen yanındaki bakınız zincirimizden bir sonra gelen zincir yuvasının içerisine pembe ipimle giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yuvanın içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra aynen yuvanın içerisine bir daha batıyorum. Tekrar 3 zincirle çıkıyorum. 1, 2, 3. Çıkmada ve batmada 3'er zincir. Arada ise 2'şer trabzanımız olacak. 1 ve 2 trabzanımı ördüm. 3 tane zincirle dibine batıyorum. Battığım yerden 1, 2, 3 tane zincirle çıkıyorum. Zincirimin diğer tarafındaki bölüme şöyle altına da gizleyerek geçiyorum. Bakın zincirimiz bu tarafta kalıyor. Hemen bu kısma giriyorum. 1, 2, iki tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve buraya batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Diğer tarafa da 3 tane çiçekten oluşan yani 3 yapraktan oluşan çiçeğimizi diğer ucumuza da yapalım. Burada fazla kalan iplerimizi arkasından yedirerek gizleyelim ve keselim. Şu şekilde arkadan içe alalım. Düzgün bir şekilde ve ipimizi keselim. Evet bu şekilde prenseslerimizin patiği hazırlanmış oldu. Şöyle görelim bakın son kestik işlerimizi ve e, her bir bölümü gayet güzel bir çalışma oldu. Son derece de kolay, özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için hiç kafa karıştırıcı, herhangi bir ayrıntısı olmayan basit bir çalışma. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım hoşunuza da gitmiştir çalışmamız. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.